Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Dün bir fırtına koptu ki ne fırtınaydı. Parti bitti başlıkları var bugün. Paranın zor günleri başlıyor yorumları var. Bernanke fırtınası esti hocam piyasalarda. Özellikle evet. Bizi etkiledi hakikaten. Borsa düştü, dolar fırladı, faiz yükseldi. Dün neler oldu? Oradan başlayalım. Merkez Bankası müdahale etmeye çalıştı ama onun müdahalesi de etkili olmadı dolar üzerinde. Dün neler oldu? Oradan başlayalım. Bugün neler olacak? Ona bakalım. Evet, şimdi hani sakin bir şekilde değerlendirilecek olursa, dün yayına başlarken de söylemiştim. Hani Bernanke'nin konuşmasını ben baştan sona izledim. Verdiği cevapları da izledim. Ve bu şeyler, fikirler sonrasında piyasanın normalde işte yıl sonuna doğru tahvil alım programını azaltmasını bekliyordu piyasa. Bernanke de bunun aksine bir şey söylemedi. Orada piyasaları rahatsız eden tek bir unsur vardı. O da 2014'ün ortaları lafı. Hı hı. Yani 2014'ün ortalarına kadar şu an hani 85 milyar dolar alıyor ya her ay. Hala da almaya devam ediyor. Yani bundan sonraki 2 ay boyunca da alacak. Haziran, Temmuz, Ağustos, belki Eylül'de veya Ekim, Kasım, ki gelecek hafta Fed üyelerinin birçok yerde konuşması var. Şimdi onlar beklenecek. Dediğim gibi bu konuşmayı dinledikten sonra dün de sana söylemiştim. Birisi bu konuşma metnini bana bir gün önce elime verseydi ve deseydi ki Yaşar, bu konuşma sonrasında piyasalarda ne olur, bir şey olur mu? Ya bilinen şeyleri söylüyor, çok da fazla bir etkisi olmaz derdim. Nitekim baktım, görebildiğim kadarıyla hani birçok böyle hani biz burada Türkiye'den dış dünyayı izleyen bir piyasa veya ekonomi uzmanı olarak değerlendirme yapıyor olalım ama yani dev fonların yöneticileri Bill Gross, işte dünyanın en büyük tahvil bono fonunun yöneticisi, bu aşırı reaksiyonu anlayamadığını söylüyor. Markets.com'un baş ekonomisti, ya diyor %7'ye düşecek de diyor işsizlik, tahvil alım programı sonlandıracak. Evet. Zaten %7.6'da işsizlik zaten çok çok yavaş düşüyor. Hani 2014'ün ortalarına kadar işsizliğin %7'ye gelmesi mümkün değil. Böyle bir durumda piyasa niye bu kadar reaksiyon verdi ki diyor. Bugün web siteme bir resim koydum. Böyle durumlarda aslında hani piyasa mı yanlış yapar, yoksa gerçekten hani bizlerin değerlendirmemesi mi yanlıştır? Piyasa sizi yanlışlar. Ama piyasanın şöyle bir özelliği de vardır. Piyasa abartır bazen. Yani bir haberi çok abartır. Ve bir de sürü hareketi dediğimiz bir olay var. Yani sürü hareketi de Bernanke'nin konuşmasını dinlemeyen herhalde uluslararası finans sisteminde bir Allah'ın kulu olduğunu zannetmiyorum. Yani işlem yapıp da Bernanke'nin konuşmasını dinlemeyen bir Allah'ın kulu olduğunu zannetmiyorum. Şimdi Barış, John Paulus Allen'in bir kitabı vardır. Bir matematikçi borsa oynuyor diye bir kitabı vardır. Bu kitap Türkçe'ye henüz çevrilmedi. İnşallah birisi çevirir. Bu matematikçi daha önce bir kitap yazdı, Amerika'da bestseller oldu, en iyi satan kitap oldu. O da bir matematikçi gazete okuyor şeklindeydi. Bir matematikçi borsa okuyor kitabında bu mekanizmayı aslında çok net anlatıyor. Ve herkesin dikkat ettiği, herkesin sözüne çok fazla güvendiği bir kişi konuştuğunda piyasalar eğer zaten bir şeyi bekliyorsa, yani bilinen bir şey vardı ki o da şuydu, hani Amerika'da falan borsalar çok arttı ama ekonomik toparlanma o kadar iyi değildi, artı borsalardaki artışı, hani Amerika'daki şirket karları da çok süper değil,
Ama borsalardaki, özellikle de gelişmekte olan ülke borsalarındaki artışı tetikleyen şey, Amerika'nın her ay bastığı ve piyasalara verdiği $85 milyar. Evet. 2013'ün başında, yani 2013'e girmeden önce bu $45 milyar. Geçen yıl Jackson Hole'da konuşulduktan sonra bir sinyal verildi. O da şuydu, yeni parasal genişleme olabilir gibi bir sinyaldi. Hı hı. Ve bunun üzerine altın $1700 kadar çıktı. Ha, $1780 kadar da çıktı. Ve ardından da 2013'te $45 milyar'dan artı $40 milyar eklendi ve $85 milyara geldi. Bu Paulus Allen'in söylediği gibi piyasaları aslında şu an taşıyan şey bu bol likidite. Şimdi biz verilere bakınca onun ne kadar büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ve bu likiditenin belki 3 ay sonra çekilecek olması adeta 6 ay veya 9 ay sonra hani likidite kısıldığında gelmemiz gereken durumu çok kısa vadede getirdi. Yani piyasa geleceği fiyatladığı için, hı hı, gelecekte bunu görüyor ve şu an fiyatlıyor. Yani o zaman şöyle olacak, o zaman likidite çekildiğinde onun çok fazla bir etkisi olmayacak demektir. Ve piyasadaki sürü hareketi, tabii ki Bernanke konuştuktan sonra o ona bakıyor, o ona bakıyor, o ona bakıyor, o satıyor, o satıyor, o satıyor. E sattıkça da düşecek. Bir anda kendi kendini tetikleyen kar topu gibi bir etki yarattı. Bizim için şanssız olan şuydu, biz gezi olayları nedeniyle zaten ciddi bir yabancı kaçışı, evet, sağlanmıştı. Son bir aydır da gelişmekte olan piyasalardan yaklaşık $19-20 milyar civarında bir para çıkmıştı. Bunun da hani bir parasal genişlemenin daraltılması durumunda en çok olumsuz etkilenecek bölgeler neresi diye bakıldığında parasal genişlemenin en çok fayda yarattığı yerler en çok etkilenecekti. E biz 2012'ye bakıyoruz, 2013'e bakıyoruz bizim borsaya. Dış dünyadan ciddi pozitif ayrışmış durumdaydı. Ve bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi yabancının pozisyonu. Sürekli olarak artmış ve 66,5 seviyelerine kadar gelmişti. %66,5 seviyelerine kadar gelmişti. Dolayısıyla para çekilmeye başlanırsa en fazla da Türkiye etkilenir diye Türkiye daha fazla satış yedi. Yani Borsa İstanbul daha fazla satış yedi. Yani dün diğer mesela Amerika %2.30 düşerken Avrupa, Almanya 3.5 arasında düşüş yaparken Avrupa borsaları biz altının üzerinde, %6'nın üzerinde bir düşüş yaptık. Ve bizim şanssızlığımız işte gezi olaylarından sonra başlayan bir hareketin o bir deprem etkisi gösterdi. Orada biz normale dönmeye başlamıştık yavaş yavaş. Fakat ikinci bir deprem daha yedi. Yani bir önemli bir fay, siyaset fayında sarsıntı oldu. O bir deprem yarattı. İkinci bir depremde bu uluslararası dış ekonomik olaylarda bir fay kırılması oldu. Bu fay kırılması psikolojik olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir şey göstereceğim sana. Özellikle bu grafikler çok önemli. Şimdi bu grafik, vereceğim şimdi grafik. Doların grafiği. Doların grafiğinde şu harekete bir bak. Şu hareketi. Burası 2006 yılının Mayıs ayı. Hı hı. Fay dolar 1.31'de, 1.310'da, 1.750'ye çıkıyor. Yani 1.30'dan yaklaşık olarak %20 civarında artış gösteriyor. Ve bu hareketin sebebi neydi? Bu hareket nereden kaynaklandı? Şimdi aynı tarihlerde dolar 1.31'den buraya çıkarken arkasından tahvile, bonoya bakalım. Yani o zamanki faizler neydi? Şurası da faiz hareketi. Şimdi orayı biraz daha büyüterek göstereceğim. Evet. Şurası. Burada da faizler, Merkez Bankası faizleri düşürüyordu. %13 seviyesindeydi. Yani 2006 yılının Nisan aylarının sonu. Evet. Ve buradan itibaren de faizler %22'ye, 23'e çıktı. Şimdi yani yaklaşık olarak 13'ten 23'e çıkıyor. Neredeyse %90'lık bir artış var faizlerde. Yani iki katına yakın bir artış var. Şimdi faiz 4.60'ları gördükten sonra 7.60'a çıkıyor. Yani 7, 7.5 seviyesine çıkıyor.
bu olay sonrasında. Biraz sonra göstereceğim, anlatacağım. Bir de borsaya bakalım. O tarihte borsada ne oluyor? Borsada da 2006 yılında aynı benzer şekilde, yani yine Nisan-Mayıs ayları, yani böyle yaza girerken Nisan ayı borsa yaklaşık 44 binde, daha önce 47 bin seviyesini görmüş ve şu sert düşüşün başladığı dönem, işte bu dönem yaklaşık olarak 42 binden 32 bine kadar yaklaşık 10 bin puanlık bir düşüş var orada, ama yüzdeye vurduğunuzda da yaklaşık %25'lik bir düşüş var. Yani %25 bir geri çekilme var borsada. Şimdi borsada bu düşüşler sonrası, bak, bir ilk bir deprem geliyor, vuruyor. Sonra ikinci bir dalga geliyor ve aşağıda ikili dibi yaptıktan sonra, ondan sonra da bir üçüncü dip daha yaptıktan sonra yükselmeye başlıyor ve bundan sonra da zaten sürekli yükseliyor borsa. Ve yine aynı şekilde dolara göstereceğim. O tarihten sonraki doları tekrar size göstereceğim. 2006 yılında, yani dolar niye artmıştı ve tüm dünyada bu oldu yalnız. Yani tüm dünyada 2006 yılının evet, şu dolar grafiğini açmaya çalışıyorum. Evet, 2006 yılında dolarda ne olmuştu da böyle bir 1.30'dan 1.75'e çıktı? O günleri hatırlayacak olursa eğer izleyicilerimiz, Merkez Bankamız politika faizlerini hızla arttırarak bu dalgalanma, yani dolardaki ateşi bak nasıl söndürüyor, görüyor musun? 1.75'lerden 1.76'ları gördükten sonra 2, 4, 6 gün sonra 1.50'lere düşüyor. Yani tam burada Merkez Bankası'nın politika faizini arttırdığı dönem. Yani dolar satış ihaleleri güçlü olmuyor. Arkasında Merkez Bankası faizleri arttırarak doların ateşini söndürüyor. Peki yine VIX endeksine bakalım. Şimdi o zamanki volatiliteye bakacağız. O zaman ne olmuştu? 2006 yılında ne olmuştu? VIX endeksi, dikkat edersen, yine Mayıs ayında, yani korku endeksi dediğimiz dünyada, yaklaşık 11-12 seviyelerinden 22.5'a çıkıyor. Yani orada da %100 bir artış var. Yani bizim faiz %100 artıyor. Ondan sonra dolar yaklaşık olarak %30 artıyor. Borsa %25 düşüyor. Yani bu dönemi biz daha önce yaşadık. Ben şey olarak, yani şu son hareketin içerik ve olma şekline baktığımda neredeyse aynı özellikleri gösterdiğini düşünüyorum. Peki o zaman ne oldu? Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü. Mimiklerimin görülmesi lazım. Şöyle oldu. Nisan ayı enflasyon açıklandı Amerika'da. Evet. O sırada Greenspan Merkez Bankası Başkanı, Amerika'da Greenspan Merkez Bankası Başkanı ve politika faizi şu an kaç biliyor musun Amerika'da? Sıfır. Yani 0.25. Ama Amerikan Merkez Bankası piyasaya para verirken genellikle 0.12 ile 0.15 arasında değişiyor bu faizin miktarı. Artı o dönemde 5.25 faiz. Yani şu an hayal edemeyeceğimiz bir faiz oranı var Amerika'da. 5.25 seviyesindeyken çok net hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum çünkü o sırada bir başka kanalda yine o günleri değerlendiriyorduk. Ve o günlerde işte dolar fırlamış gidiyor, daha ne olur, 1.75'e gelmiş, tarihi rekor kırıyor. Çünkü onun öncesinde öyle bir seviye de yok. Faizler işte %13'ten %22'ye fırlamış. İş dünyası diyor ki bu faizlerle ben nasıl iş yaparım diyor. Yani %20 faiz nasıl öderim? Merkez Bankası faizleri arttırmış. Sebep şu, Nisan ayı enflasyonu açıklanıyor Amerika'da. Enflasyon beklentilerin iki katı geldi o dönemde. Bunun üzerine bütün piyasada şöyle bir şey konuşulmaya başlandı. Eyvah, Merkez Bankası faizleri arttıracak. Yani 5.25'ten 5.5'a çıkartacak. Bunun, bu söylem üzerine tüm dünyada Amerika faizleri arttırırsa dolara talep ciddi biçimde artar. O 25 baz puanlık faiz artışı, ki ondan önce işte 4.75, 5, 5.25'e gelene kadar bak hiçbir şey yok. Bir tetikleme yeri. Yani 5.25'ten 5.50'ye çıkarsa o zaman gelişmekte olan ülkelerden ciddi para kaçışı olur. Evet. Ve bu
dolara yönelir. Nitekim dolara yöneldi. İşte gördüm 1.30'dan 1.75'e kadar yabancı yine aynı bugün yaptığı gibi dolarını alıp çıkmaya çalışmış. Merkez Bankası da sürekli döviz satımı ihalesi düzenliyor. Her gün düzenledi ondan sonra. Yani her gün zannedersem 40 milyon dolarlık bir döviz satım ihalesi yapıyordu ama o müdahale sırasında yer yer yüksek şeyde bulundular. Yani yer yer yüksek döviz satışı yaptılar. Şimdi ne oluyor? Çeviriyorum filmi, tekrar ileri alıyorum filmi. Basılan parayı azaltırsa o zaman dolara talep olur. O zaman zaten Amerikan faizleri de şu an çok yükseldi. Amerikan faizleri çok yükselirken Bernanke'nin ben hiç zannetmiyorum o konuştuğunun piyasalarda böyle bir etki yaratacağını bilseydi, yani bilemezdi ve gerçekten de beklenmezdi de. Yani ben de beklemiyordum, kimse de beklemiyordu. Hatta ben şey yazdım. Ya öğleden sonra piyasalar Bernanke'yi unutur. Gerçekten Bernanke'yi unuttu piyasalar. Tamamıyla birbirine bakarak sürü hareketine geçti. Yani Bernanke'nin söylediği eğer gerçekten hatırlanmış olsa normalde piyasaların o kadar reaksiyon vermemesi lazım. Ama piyasa her zaman haklıdır, onu söyleyelim. Yani piyasa bir hareket yapıyorsa haklıdır. Ama güzel olan bir şey vardır. İnsanların para kazanmasının en önemli sebebi piyasanın bu özelliğidir. Yani piyasanın abartmasıdır. Piyasa yukarı giderken de abartır. Aşağı giderken de abartır. Siz o abartmaları fark ettiğinizde para kazanırsınız. Piyasada şu an abartıyor. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. O gün 5.25'ten 5.50'ye çıkacak korkusu neyse bugün de aynen o. Şimdi VIX endeksine hemen şeye bakalım. VIX endeksinde benzer bir yükseliş var mı? 12 seviyesinden yaklaşık olarak 19 seviyesine gelmiş. Ve bu sabah itibariyle de 20 seviyesinde bulunuyor VIX endeksi. Ve VIX endeksinde evet yükseliş var. Daha öncekisine benzer sertlikte değil ama bir miktar yükseliş var. Dolara bakıyoruz şimdi tekrar. Dolara bakıyoruz şimdi. Hani dolar ne olmuş? 1.78 seviyeleri vardı. Bu gezi olaylarıyla birlikte 1.90'ı gördü, 91'i. Sonra Merkez Bankası'nın ilk müdahalesi başarılıydı. 1.85'e kadar çekti. Ve dün 1.94 seviyeleri görüldü. Hatta 95 seviyeleri de görüldü. Burada görmüyoruz. Fix piyasalarında görüldü. Ve şu an itibariyle de 1.92-62 seviyesinden işlemler geçiyor. Şimdi tekrar hemen filmi geri sarıyorum ve 2006'ya dönüyorum. Yani 2006'dan sonra ne olduysa benzer şeyler olacağını düşünüyorum. Şimdi burada Merkez Bankası işte doları giderken faizleri arttırdı. Ve faizleri artırmaya başlayıp TL'yi cazip kılmaya başlayınca doların ateşi söndü. 1.4'e kadar geldi ve daha sonra da 1.20'lere kadar geriledi. Ama o zaman Merkez Bankası'nın politikası farklıydı. Kuru aşağı it ve enflasyon gerilesin politikası vardı. Yani şu an Merkez Bankası böyle bir şey istemez. En fazla olacak şey 1.85'tir. 1.85'te 1.80 aralığıdır. Bu olabilir mi? Yani şu resim tekrar gerçekleşebilir mi? Evet, bu resim gerçekleşebilir. Ama bir şartla. Burası da çok önemli. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Burası çok önemli. Merkez Bankası faizi artırabilecek mi şu an? Hı hı. Tamam mı? Bu kadar işte uluslararası şey teorileri, kaos ve teorileri, konspirasi teorileri vesaire varken ve faiz lobisi acayip çalışıyor Türkiye üzerinde derken, şimdi faiz lobisinin elebaşısı olarak Merkez Bankası faizleri arttırır mı? Evet. Tamam mı? İşte orada soru var kafamda. Yani orada Merkez Bankası gerçekten para politikasının gereğini yapacak mı? Yani faizleri arttırdığı anda, yani üst bant belli zaten. Üst banda kadar çıkartabilirsin faizi. Hatta üst bandı da yukarı çekebilirsin şu anda. Hı hı. Ve üst bandı 8'e çektiğinde, yani böyle zamanlarda şey yapacaksın. Zaten biz dövizin için biriktiriyorduk. Böyle zamanlar için biriktiriyorduk. Döviz satışı normal. Evet. Bir tehlike var. O da şu. Bu rezerv opsiyon mekanizması var ya, ROM. Hı hı. Ve katsayılarla birlikte mevduatın belli bir kısmını altın ve döviz olarak yatırabiliyordun şeye, Merkez Bankası'na. Ama bu bir opsiyondu. Yani bankalar bu opsiyonu kullanmak isterlerse kullanıyorlar. İşte son bir haftada
bankalar rezerv opsiyon mekanizmasından kaç dolar çektiler? Bu önemli soru, evet. Evet. Merkez Bankası'nın rezervleri 126-135 milyar dolar arasındaydı. Değişiyordu o katsayılara göre. Şimdi yeni rakamlar geldiğinde, açıklandığında, rezerv, yani Merkez Bankası'nın bilançosunu gördüğümüzde, acaba oradan kaç dolar gitti bankalara? Peki hocam, şimdi Ben hemen cümleyi tamamlayayım, şey yapalım. 135 milyar dolarlık rezerv bir anda çok fazla erimiş görüntüsü oluşabilir. Aslında beklenmesi gereken şey budur. Yani merkez niye 300 milyon dolar sattı da 500 milyon dolar sattı da niye 5 milyar dolar erime var rezervlerde diye sorulabilir. Onu şeyden sonra cevaplayalım. Çok soru var hocam. O sorulara da bakacağız. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotasına devam ediyoruz. Hocam çok soru var. Hemen şununla başlayalım. Borsa yeni dipler görecek mi? Ve dolarda short pozisyon alıp 1.84.50 stoplu. Yani 1.84.50 stoplu bir short pozisyon alınır mı diyor herhalde izleyicimiz. Valla her zaman her yerden pozisyon alınır. Stopunu koymak. Yeter ama stop dolarda olsun. Short pozisyon alan niye şeye stop koysun ki 1.84'e? Yani dolarda short pozisyon açmak demek, dolar aşağı gittikçe para kazanacaksın demek. Hani karı stop ettirmek istiyorsa olabilir. Yani oraya kadar düşer mi demek istiyor zannedersem. Ama 1.94 Merkez Bankası müdahale etmez, faizlerle de oynamazsa böyle bir durumda 1.90 bugünkü yazımda yazıyor zaten. Eğer Merkez Bankası en az 2-3 milyar dolarlık bir ihale düzenleyip hepsini vermezse 1.97'lere kadar çıkabiliriz ama 2'yi geçirtmez yani. 2 çok zor. Ben hatta şöyle söylüyordum hatırlarsan. 1.90'ın üzerinde dolarda alım önermiyorum. Çünkü 1.90'ın üzeri panik zamanıdır. Yani orada alan ne bileyim 2 saat sonra para kazanır ama onu daha da yükselecek beklentisiyle şey yapamaz, satamaz. Bir Merkez Bankası kararı gelir, arkasından 1.92'ye aldığını 1.94'te satamadan 1.90'a düşer. Yani o tip işlere girmesinler. Şimdi şunu söylemeyi düşünüyorum. Şunu özellikle vurgulamayı düşünüyorum Barış. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri beklenenden çok fazla erimiş olabilir. Evet. Sebebi de bankalar opsiyonlarını kullanmış olabilirler. Artı Merkez Bankası da bundan rahatsız olabilir. Yani çünkü basında bunlar çıkacaktır sonra. İşte şu kadar sattı şeklinde. Bunu açıklamak zorunda kalacaktır Merkez Bankası. Bence şu an Merkez Bankası kesinlikle bu faiz işini düşünmelidir. Yani böyle zamanlarda düşünmelidir. Diğer taraftan hisse senedi olarak burada ben de soruları görüyorum. Mesela Mehmet Uyguç demiş ki borsada yerli oranı %70, yabancı oranı %30 alsaydı bu şok düşüşü olur muydu? Hani borsa pahalanmıştı, tamam, ona bir şey demiyorum. Yani ama bu kadar olur muydu tartışılabilir. Yabancının oranı 66-65 vesaire şu an bir miktar daha gerilemiş durumda. Ya gerçekten yabancının elinden şu hisseleri alıp kimseye kaptırmayalım diyorum yani ben de. Ya alalım, madem satıyorlar, biz bu ülkenin geleceğine güveniyorsak gerçekten şu an hisse senedi alınabilir. Yalnız bu dalgayla alınabilir mi hocam? Şimdi o soruluyor çok fazla. Vadesini söylesin bana. Mesela bir sene vadeli diyorsa. Şimdi vade söylemiyorlar ama. Topyekün alınır. Sevim Güzelcan diyor ki. Bu arada Aydın Bey'in selamını da iletmiş bizlere. Biz de selam söylüyoruz kendisine. Borsa alım için uygun mu artık yavaş yavaş diyor. Aynı zamanda Bekir Bey de borsa hangi fay hattı üstünde? Dün alım yaptık, bundan sonra ne yapmalıyız demiş o da. Oo, bak bravo, yani o iyi yatırımcı. Yani dün alım yaptıysa süper. Şu an borsa açıldı. Bakalım nereden açıldı. Dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden açıldı. Dün 73.400 seviyesinden kapanmıştı. Şu an 74.150'den, 155'ten açıldı. Hemen açılışta 74.000 üzerinde bulunuyor. Çok güçlü bir açılış olmadı. Tekrar geri çekilme olacaktır. 73.000 seviyesi şurası, 73.000 seviyesi bizim desteğimiz. Buralar test edilecektir. Ve bunun altına bir gerileme olduğunda da çok panik halde birçok satış gelir. Ben orada artık kimsenin satmasını önermem. Hatta ben hocam 3 ay sonra borsaya bakacağım diyen varsa buyursun alsın zaten. Yani gerçekten hani bir hafta sonrası, bir gün sonrasını tahmin etmek çok zor böyle volatil günlerde. Ama bana sorarsan Yaşar, gerçekten ucuz mu dersen,
Ya öyle şirketler var ki hakikaten çok çok ucuzladı. Yani gerçekten geleceğine göre bu şirketleri fiyatladığında gerçekten çok ucuzladı. Ben hisse almak yerine bankalarda mevduat hesapları da varsa A tipi fonlardan, mesela şu an 10 bin liram var. A tipi fonlardan bir 2 bin liralık alırdım. Ne bileyim, borsa biraz daha düşerse eğer, ne bileyim 60-70 bine düştü, bir 1000 liralık daha alırdım. Ama şunu söyleyeyim, önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde görebileceği en büyük dip hani 67 bin olabilir. Çünkü bu tür zamanlarda ya Türkiye'nin zaten kamu dengeleri çok başarılı. Evet. Şu an cari açık sorunumuz var. Paranın çıkışı test ediliyor şu an. Yani bu cari açığınız yüksek, yarın bir kırılganlık yaratabilir. Şimdi bizim notumuzu arttıran bütün not derecelendirme kuruluşları kara kara düşünüyordur herhalde. Türkiye'den bu para çıkışını gördükten sonra acaba negatife mi çevirsek vesaire diye düşünüyor olabilirler. Hı hı. Bu şu an bir imtihandan geçiyor Türkiye. Bu imtihanı başarıyla verecek mi, vermeyecek mi? Bu para çıkışını çok başarılı bir politikayla önleyebilecek mi, önleyemeyecek mi? Evet. Burada acaba şey ne kadar ağırlıklı olacak? Yani gerçekten uygulanması gereken para politikası mı uygulanacak? Yoksa normal şu an sadece dolar satarak mı? Bir tane aracı var Merkez Bankası, o mu olacak? Benim söylemek istediğim şey şu. Ben Yaşar Erdinç olarak çok rahatlıkla geçen 70 bine geldiğinde, o gün tweet geçmiştim. Yani 73 bine geldiğinde, 73 bine 74 bin arasında ben buradan 100 liramın 35 lirasıyla alıyorum demiştim. Sonra 75 bine gelmişti. Ben buradan 25 liralık daha alıyorum demiştim. Sonra da şey yapmamıştım ama ondan sonra da 80 bine gitti. Sonra tekrar şimdi aşağı geldi. Gene buradan alırdım yani şey olarak. Borsa düşebilir. Bu dalgalar büyük fırsatlardır. Piyasalar abartır ve piyasaların abartması sayesinde biz ancak çok rahat para kazanırız. Çünkü yukarıyı da abartır, aşağıyı da abartır. Mehmet Uyguç da diyor ki hocam, şimdi Türkiye son 10 yılda tarihinde görülmedik milyarlarca dolarlık mega projelere başladı. İktidar yüksek faize karşı, siyasi istikrar tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ekonomik yönetimi uyumlu. Dolayısıyla yüksek büyüme potansiyeli devam ediyor. Bu durum borsamızın böylesine şok düşüşlere maruz kalmasını önlemez mi? Türkiye acaba ileriki dönemlerde bir daha böyle bir periyodu yakalayabilir mi? Anlayamadım diyor, 20 yıllık bir yatırımcıyım. Hatırlatırım, İstanbul Boğazı'nın paralelinde ikinci bir İstanbul Boğazı açılmak üzere. Borsa 100 bin lira aşmak için daha neyi bekliyor? Bernanke mi, George Soros mu bu borsayı yönetiyor? Bak, o mail şey mi? Yerli oranı Mehmet Uyguç sormuş diyordun, evet. Değil mi? O şeyi göremedim ama sen okudun neyse. İşte söylediği şeyler var ya, yatırım yapıyor, ikinci boğaz açılması düşünüyor vesaire. Ondan sonra diğer işte bir sürü proje var, olimpiyat falan filan. Asıl sıkıntı bu zaten. Şu an sıkıntı yaratır bunlar. Neden? Neyle yapılıyor? Devlet mi yapıyor onu? Devletin parasıyla mı yapılıyor? Yok. Üçüncü köprünün parası nereden geliyor Barış? Biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Bankalar konsorsiyum oluşturmuş, 3 milyar dolarlık o projeye kredi verecekler. Hangi faizden verecekler? Peki şeyi yaparsak, o ikinci boğazı yaparsak, oraya bulunacak kaynak yani en az 25 milyar dolar olması bekleniyor. Var para... hocam, talipleri var. Yaparız diyorlar, 25 milyar doları buluruz diyenler tamam da vardı, işte o talipler ne diyecek şimdi diye. Biliyor musun? Ya o şartlarda yapardık ama... O şartlar dediğiniz işte bundan bir ay önce konuşuyorduk. Bir ay önceki şartlarda yapardık ama Amerika şimdi dolarları çekiyor. Dolar faizi aldı başına gitti. Ama zaten belli değil miydi böyle olacak? Hayır. Bernanke'nin ne diyeceğini biz bir ay önce tahmin etmiyor muyduk az çok? Ya Bernanke'nin ne diyeceği önemli değil ki Barış. Normalde her şey normal şartları altında giderse adam faizi kullanacağı paranın maliyetini o günkü hesaptan yapıyor. Kimse, şunu söyleyeyim, bir hafta önce hiç kimse Amerikan 10 yıllık faizlerinin yok efendim 2.40'a gelmesini falan asla beklemiyordu. Yani 30 yıllık faizler, mortgage kağıtlarının bu kadar gelmesini beklemiyordu. Zaten Sayın Mehmet Uçuk'un söylediği şeyler büyük soru. Bunlar hep dış kaynakla yapılıyor. Cari açık nedir? Cari açık dediğiniz şey sizin dışarıdan getirdiğiniz paradır. Köprünün parası nereden verilecek? Biliyor musun nereden verilecek? Hocam siz de hep bana soruyorsunuz, ne bileyim ben. Tamam, bilmiyorsun. Bak, kamu bankaları konsorsiyum oluşturulmuş. Kamu bankaları kaynak aktaracak. Ondan sonra diğer bütün proje, havaalanı projesine adam şimdi bütün parayı hazırladı da mı girdi oraya? Hayır, tabii ki.
Şimdi gidecek bankalara bana para verin diyecek. Bizim bankaya gidecek. Diyecek ki Türk Bankası'na, A Bankası'na, B Bankası'na. Ya biz bu işi yapacağız, projeye kaynak. O da diyecek ki kardeş olsa dükkan senin. Ben dışarıdan bu parayı şu kadara alıyordum. Tamam hocam 5 dakikamız var. Bak ben bu parayı... Başka sorunuz var mı bana? Hayır. Yoksa izleyicilerimizin soruları var. Bir dakika ya. Dışarıdan ben bu parayı sendikasyon kredisi olarak şu kadara alıyordum. Libor artı 1'le alıyordum, 1,5'la evet. alıyordum. Şimdi Avrupa bana dönmüş, kardeşim senin riskin arttı artık, senden para kaçışı var. Libor artı 3,5'la veririm diyor. Sen kaynağını kullanacaksan, havaalanını yapacaksan al ben de sana Libor artı 5'le veriyorum diyecek. Şimdi o zaman adamın yaptığı bütün hesap şaştı şu an. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bu zaten sıkıntı zaten. Yani aşırı yatırıma gidiyorduk. Bir yazımda yazdım, dedim ki çok açılıyoruz. Çok fazla açılıyoruz. Bu çok fazla yabancı kaynak gerektiriyor. Bir şu an test ediliyoruz. Şu an ciddi bir imtihandan geçiyoruz. Yani ekonomik sınavına, tamam. ekonomi sınavından geçiyoruz. Mehmet Aydın diyor ki hocam krizdeki Avrupa 37 ülke içinde bizim çok büyüyen ülke olarak satın alma gücü olarak halen 30. sırada olmamız şimdiye kadar bize anlatılan bir büyüme masalı mıydı? Yani büyüyoruz ama hala satın almada 30. Bu konuda diyor. Sayın Maliye Bakanı. 7 yıl önce kağıt toplayıcılar saatte bir geçerdi sokaktan şimdi 5 dakikada bir geçiyor diye de eklemiş. Bu konuda Ege Cansen 2-3 tane yazı yazdı Hürriyet Gazetesi'nde ve o sabit verilerle son 10 yılda %41 büyüdüğünü milli gelirin. Hani dolar bazında bakıldığında %200 büyüdüğünü vesaire söyledi. Sonra Sayın Mehmet Şimşek'le aralarında böyle yazışmalar oldu Maliye Bakanı'yla. Şu an hani nedir diye bakıldığında bu konuda hatta bir de bir rapor da yayınlandı. Rodrik yayınladı. Harvard'da bir ekonomist ve Türkiye doğumlu Rodrik. Orada da Türkiye'nin ekonomik verileri şey yapılarak aslında geçmiş yani 2002 öncesindeki hükümetlerle karşılaştığında büyüme oranının o kadar da büyük olmadığı falan anlatılır. Onu soruyor zannedersem. Evet. Şimdi o konuya girersek Barış. Uzar tamam. Çok uzar. Şimdi Ali Bayramoğlu bir mesaj göndermiş hocam. Evet. Ölü taklidi anlatmıştınız ya birkaç kez. Evet. Onu yapıyormuş. Borsaya güveni bu şekilde artmış. Teşekkür ediyor size. Onu iletmiş olayım. dolar tabii önemli. Yalnız şimdi biz bize gelen olumlu şeyleri de okuyoruz. Olumsuzları da eleştirileri de okuyoruz. Kemal Bey de demiş ki hocam sizin dolar yorumunuz tutmuyor. Dolar yorumu yapmayın demiş. Tabii ama ki. Siz yapın. yok hayır doğru yani zaten her zaman benim dolar yorumum tutmasını bekliyorsa ki o niye tutmuyor diyor ben 1.90'ın üzerinde alım yapmayın diyorum o 1.90'ın üzerine çıkmaz diye algılıyor tamam 1.90'ın üzerine elbette ki çıkabilir ama orada almayın diyorum çünkü orada Merkez Bankası'nın eli çok güçlü diyorum yani 1.83 yukarı kırıldığında dedik ki dolar 1.87.50 ile 1.88'e kadar gidebilir. Orada evet. alım öneriyorum diye arşivde de yazdım şimdi, ama şimdi dolar şunu beklemesinler. Yani ben hakikaten yani öyle bir beklenti içerisinde de yani burada söylediklerimiz geleceğe dönük beklentilerin gerçekleşmesi anlamında en fazla %60-70 aralığında tutturabilirim yani. Peki ne olur şimdi dolar 2 olur mu? Merkez Bankası'na bağlı. Merkez Bankası ne yapacağını bana söylesinler. Merkez Bankası faizi arttıracaksa asla olmaz. Peki. Merkez Bankası o opsiyonu kullanmayacaksa sadece her gün 50 milyon dolarla o zaman Merkez Bankası'nın ne yapacağını bileyim olur mu? Böyle zamanlarda şu olur bu olur demek gerçekten çok yanlış. Ama alınmaz. Niye alınmaz? Bu bir türbülans zamanıdır. Herkes kuyruktadır. Dolar alıyordur. Kuyruktan mal alınmaz. Kuyruğa girmişseniz pahalıdır. Yani herkes kuyruktan bir şey alıyorsa evet. kuyruktan aldığınız şey pahalıdır. Mehmet Cemil Arıkan da der ki hocam gümüş için düşüncelerinizi alabilir miyim? Bir de borsa endeksinin 60 bin lira gelme olasılığını konuşanlar var. Sizin bu konudaki düşünceniz ya nedir? Ya tabii ki herkes şey yapabilir. Benim sadece söylediğim şey şudur. Hani 70 bin, 73 bin seviyesi dip görülmüştür. 70 bin altındaki seviyeler çok iyi para kazandıracak seviyelerdir bana göre. Ama vadesine bakarsan bir hafta sonra kazandırmasına. Evet. Ama Ekim'e, Kasım'a kadar bekleyeceğim diyen için kazanmış. Hakikaten bu şeyler, bu düşüşler özellikle ama iyi şirketleri kastediyorum. Yoksa 2000 yılında 2 liradan halka arz edilmiş hala 1 lira 30 kuruşta olan şirketler var. Yani onları kastediyorum. Gümüş hocam hızlıca bir soru daha var onu ekleyeceğim. Bir dakikamız var. Bir dakika içinde o soruya da cevap vereceğiz. Hayır gümüş... ben şunu da söyleyeyim. Mesela dün altında hani izleyicimiz sordu. Evet gümüş 21'i de aşağı geçmiş durumda altınla beraber. Gelmiş bu seviyeye kadar. Burada destek var mı ona bakmak lazım. Evet tam anlamıyla daha önceki dirençlerine dayanmış evet. teknik olarak. Bu seviyelerde eğer
18.90'a stop koyuyorsa şu an gümüş long pozisyon alınabilir. Son bir soru hocam. Kubilay Bey acil demiş Forex sorusu. Bugün Forex'te Euro TL satmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Cevabınız evetse stop ve kar al noktamız neresi olmalı? Euro TL'yi satar. Merkez Bankası da iki gün daha müdahale etmezse ondan sonra daha da yukarı gider. Ondan sonra bize mail atar. Der ki sen zaten tutmuyor dediklerinde. Şimdi bak kaçta Euro TL? 2.56'da 2.54.90 2.55 şu an bir miktar gerilemiş. Burada short pozisyonu açmayı düşünüyor. Evet 2.58'e stop koyabiliyorsa buyursun açsın. Yani 2.58'e çıktığında o zararı hemen kapatacaksa evet. O zaman açılabilir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftayı da bitirdik. Haftayı bitirdik. Evet, İki hafta birlikte olamayacağız onu söyleyeyim. Evet. Gelecek hafta sevgili seyirciler Barış'ı sabah 6 ile 9 arası izleyebilirsiniz. Hocam da yalnız olmayacak. Yanında başka bir arkadaşımız Evren Özalkış olacak. Evet beraber Evren'le iki hocam. Hafta beraber yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları size. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.